Marshmallow'a bayılırım. Ah şeker, harika bir piknik oluyor. Ah, sinek mi o? Kış, gitsene ya. Şşt, odaklanmaya çalışıyorum. Vay, çok ilginçmiş. Aa, bana saldırıyorlar. İmdat, kurtar beni. Anne, bir şey yapman lazım, bak. Aa, sorun yok, sakin ol. Bununla çözeriz. Evden asla bunsuz çıkmam. Hadi sinek yakalayalım. Aa, peki o zaman anne. Aa, nasıl gidiyor? Aha, bak bakalım nasılmış. Aa, planladığım gibi gitmedi. Yardım edeyim. Aa, bu sopayı kullanabilirim. Yanlış çocuğu avlaştınız sinekler. Aa, şimdi yaktım çenenizi. Benim marshmallowlarım. Aa, sana. Aa, çok yakın ya. Ah, işte burada. Aa, bayağı hızlıymış. Korkma, hepsini yakalayacağım. Hey, bu eğlenceliymiş. Ha? Neler oluyor? Tina, dur. Dur biraz. Ah, bir fikrim var. Aa, alışverişe çıkıyorum. Sopayı da bırak. O zaman eğlenemem ki. Kaçış yok sinekler. Benimsiniz. Ay, konuşarak çözemez miydik? Oo, gayet başarılı bir alışverişti. Geriye bunu kurmak kaldı. Aa, aa? Selam anne. Aa, bu da ne? Yok artık. Aa, anne, bu harikaymış. İçeri gelsene Tina. Şunu kapatmama yardım et. Tabii ki anne. Fermuarını kapatmamız lazım. Sinekler artık giremeyecek. İşe yarıyor. Nanik. Ah, çok huzurluyum. Ah, selam canım. Çok güzel eğleniyor. Anne, şu baloncuklara bak. Ah, çok fazla var. Bunları yemek istemiyorum. Tina, dergimi okumaya çalışıyorum. Ya neşelensene anne. Ben çok eğleniyorum. Ay, iyi olamaz. Bu hiç iyi değil. Anne. Anne. Ay, sana bir şey söylemeliyim. Kakam geldi. Bir ağaç seç, git yap. Belki de artık dergimi okuyabilirim. Aa, burası iyi duruyor ama umarım kimse beni görmez. Evet, hadi bakalım. Aa, burası olmayacak. Başka bir yer bulmalıyım. Ah, kimse yok gibi burada. Tekrar deneyeyim. Bu ısırgan otu mu? Babam! Anne, yapamadım işte. İnsanlar vardı, sonra da otlar. Ha, ne? Ah, sorun değil canım. Bir düşünelim. Dur bakalım. Bu sandalyeyi kullanabiliriz. Denemeye değer. Bir maket bıçağı da gerekecek. Önce kumaşın üstünden bir kare keselim. Aynen şöyle. Sırada ne var? Aa, şey ya, malum şeylerin toplanacağı bir şey lazım. Buldum, bu poşet olur. Deliğe sokalım. Şimdi de yerine sabitleyelim. Korkma, bantımız var. İşte bu kadar. Ah, sonunda. Anne, hem biraz mahremiyet. Tamam ya. Biraz uzun sürebilir. Ah, iyi geldi. Ah, neyse ki açık havadayız. Sen ne yedin böyle? Ah, çok rahatladım. Tuvalet kağıdın var mı? Aha, bakalım. Düzgünce silmeyi unutma. Tamam anne. Yalnız tek yapraktan daha fazla gerekecek. Öyledir. Anne, bitti. Ah, çok sevindim. Bana da temizlemek kaldı tabii. Harika. Ay, kusmak üzereyim. Ne? Hayır, bugün olmaz. Tina ile dışarı çıkacağız. Ha, dursana. Tina, ayakkabılarını giy. Yine sıkıntılı bir sabah oluyor. Çok geciktik. Tamam, sonra görüşürüz, bekle. Tina, hadi. Anne, ayakkabılarım. Evet, bunu yapabilirim. Ah, ne kadar zor olabilir ki. Hayır, böyle olmadı. Soğuk muydu? Yerlerini değiştireyim. Tamam, böyle deneyelim. Ben hazırım. Aa, ayakkabılarım bir garip. Sorun olmaz ya.
Ah, çok güzel bir gün. Şuna bak. Ay, yavaşlayabilir misin anne? Of, manzaraya bak. Anne, ayaklarım acıyor. Bekle beni. Aa! Aa, acıyor. Anne, sanırım durmam gerekiyor. Galiba ayakkabılarım bozuk. Onlara bakabilir misin anne? Anne, neden ayakkabılarımı benim giymemi istedi ki? Böyle bir sorumluluğa hazır değilim. Ah, ağaca dikkat et. Ha, ne ağaca? Aa, başım. Ay, şişecek şimdi bu. Müthiş değil mi? Hadi geride kalma. Görecek çok şey var. Tina neredesin? Tina? Ah, üzgünüm anne, elimden geleni yapıyorum. Ah, sorun ayakkabılarımda. Ah, ayakkabılarını ters giymişsin. Dur düzeltelim. Neden bir şey söylemedin? O halde yürüyemezsin ki. Otur bakalım şu taşa. Çıkaralım şunları. Ah, rahatladım. Bu şekilde giymen lazım bak. Bunun kolay bir yolu olmalı. Dur, ne yapacağımı buldum. Şu hagevagi çıkartmasını alalım. Ve ortadan keselim. Şimdi de ayakkabıların üstüne yapıştıralım. Sağ yarısı sağ ayakkabıya gelsin, diğer yarısı da sol ayakkabıya. Tina da hagevaginin yüzünü ayarlasa yeter. Ne düşünüyorsun? Gayet zekice değil mi? Hmm, hadi deneyelim. Al bakalım Tina. Teşekkürler anne. Aa, hagevagi. Aa, dur, garip duruyor bu ya. Aa, bunlar yanlış anne. Yerlerini değiştirmem lazım. Aa, böyle daha iyi oldu. Aferin kızıma. Aa, dur. Aa, koşup gitme Tina. Aa, çok eğleniyorum. Ayakkabılarını yine mi değiştirsem ya? Hiç değilse öyleyken ayak uydurabiliyordum. Ah, çok sıcak. Hadi anne. Hmm, bulutların görüntüsünü hiç sevmedim. Fırtına çıkacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? İyi görünüyor anne. Ah, şu hale bak. Hava soğuyor. İyi misin? Tüylerim diken diken oldu. Of, hiç iyi değil bu. Çantamda bir battaniye olacaktı. Bununla ısınabilirsin. Teşekkürler anne. Aa, şapka güzelmiş. Şu ceketi de giy bakayım. Böyle rahat edebilirsin. Ah, keşke ben de edebilseydim. İyi misin anne? Beni düşünmesen. Hiç değilse oyuncaklarım üşümüyor. Doğru, bu bana bir fikir verdi. Anne, senin de oyuncağım gibi sarmamız lazım. Harika fikirmiş Dina. Burada streç filmimiz olacaktı. Vay, çok şanslıyız. Kımıldama. Streç filmi kollarına saracağım. Hediye paketler gibiyim. Vücudunun kalınlığı da yapacağız. Böyle ısınabilirsin. Üstelik su da geçirmiyor. Cekete dönüştürebilirim. Ortasından keseceğim. Acele etme Tina. Ne yaptığımı biliyorum. Oh, son moda. Modeller gibi oldum. Hadi gidelim buradan. Güneş, neden bunu yapsın ki? Cildimi cayır cayır yaktı. Acıyor. Vay, nefes. Bileklerimi atlama anne. Tabii ki. Ha, bu ne? Yine çöp atmışlar. Çöp mü? Aslında hiç de çöp değil. Karpuz yanıkları yetiştirir. Güzel bir his verir değil mi? Çok daha iyi. Teşekkürler anne. Ne demek? Afiyet olsun. Of, bu böcekler çok sinir bozucu. Of, yeter anne. Bir şey olmaz canım. Şimdi ne yapacağım? Anne. Ne esi? Bu böcekler beni deli ediyor. Bununla ez o zaman onları. Ha, gerçekten mi? Eğlenceli olabilir. Hah, şimdi bittiniz. Hah. Ay, pardon anne ya. Hiç hoş olmadı ama. Aa. Şu sivrisinek avcısının bilgileri nerede? Bu sorunu sonsuza kadar çözeceğim. Birisi sivrisinek avcısı mı çağırdı? Çünkü savaşa hazırım. Güzel, çünkü her yerdeler. Hemen hallediyorum.
Aa, aynen böyle. Bu elemanın sonu geldi. Söz veriyorum. Kahrem annem. İşimiz bu. Ne? Aa, tamam, al bakalım. Harika, sizinle çalışmak zevkti. Artık gittiklerine göre devam edebilir ve uçabilirsiniz. Gidin hadi. Beni özgür bıraktığınız için teşekkürler bayım. Alışveriş. Ne? İstemez. Bir fikrim var. Hadi gidip biraz odun keselim. Gel benimle. Burası iyi bir yere benziyor. Ah, çok rahatlatıcı. Of, git buradan. O da neydi? Aptal sivrisinekler. Bırakın da huzur içinde güneşleneyim. Aa, evet. Beni canlı canlı yemeye çalışıyorlar. Cina, neler oluyor? Yine sivrisinekler mi rahatsız ediyor? Her yerimi ısırdılar, baksana. Sucuklu pizza gibi oldum. Of, ah. Bizi yalnız bırakın. Onu duydunuz, gidin ya. Yakaladım seni, yoksa. Yakaladım seni. Yakaladın mı? Hepinizi yakalayacağım. Hatta bunu da yapacağım. Tutkal tabancasıyla başlıyorum. Ara şeklimizi çapraz çizgilerle dolduruyoruz. Sonra diğer yöne doğru çizgiler çekiyoruz. Gayet iyi gidiyor. Sonra ikisini bir çubuğa tutturuyoruz. Bir arada tutturmak için de yapıştırıcı kullanıyoruz. İşte bitti. Al bakalım tatlım. Gerçekten mi? İşe yarayacak mı ki bu? Şimdi bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Vurdu mu? Vurdu mu? Hayır, kaçtı. Ya sorun değil canım, bak şimdi. Hah, tam isabet. İşte bebeğim. Bak kolaydı. İşte şimdi hazırım. Hadi meydan. La la pa pa pa. Oh gazoz. Pa 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 la la la. Amanın. Hayır. Durdurun şunu. Hiç beklemiyordum bunu. Hiç değilse birkaç damla kalmış gibi. Hadi ama. İşte bu sinir bozucu oldu. Neyse ki bir şişem daha var. Sakin. Ağır ol. Lütfen üstüme fışkırma yine. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Şu mısır şurubunu kullanabilirim. Gazozun içine bir kaşık mısır şurubu koyuyorum. Bu kadar yeter. Kapağını da geri kapatayım. Ağzını iyice sıkıp güzelce sallıyorum. Sonra da dinlenmesi için dolaba koyayım. Sanırım artık hazırdır. Pa 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 la la la. Her tarafı fışkırmasından korkmama gerek yok. Vah, şuna bak. Üstelik tadı da çok güzel. Normal gazozdan çok daha iyi. Woohoo! Selam kızlar. İçecek bir şey almaya gelmiştim. Güzel şarkıymış. Kadar yeter. Kola mı? Dans ede susadım. Teşekkürler. İçeride görüşürüz. Peki. Kabalığın da böylesi. Bir bardak daha koyayım madem. Mükemmel. Çok iyi gelecek. Şunu ben alayım. Teşekkürler. Gerçekten ihtiyacım vardı. Vallahi mı? Altı üstü bir bardak kola istiyorum. Ben de alabilir miyim? Ben de. Şaka mı bu? Dur bakalım, ne yapacağımı biliyorum. İlk olarak şu sürahiyi alayım. İçine kola dolduracağım. Daha işim bitmedi. Şu kablo bağını gevşekçe bağlıyorum. Sonra da sürahinin kulbuna doluyorum. Sürahiyi bastırmam lazım ki kablo üstünden geçebilsin. Kabloyu böyle bağlayınca 3 bardağı aynı anda doldurabiliyorum. Zaman tasarrufu dediğin budur.
millet. Gelin de kolanızı alın. Harika. Teşekkürler Emma. Parti devam etmeli. Sallayalım kalçaları. Nereye bu acele? İçeri yiyecek içecek sokamazsın. Üstünü taramam lazım. Aman ona bu şey güvenli mi? Peki girebilirsin. Ha? Dur. Bu da ne? Oo! Ver şunu bana. Kuralları biliyorsun. İşin de iyiymiş. Ama o kadar da değil. Böyle sürünürsem beni görmesi imkansız olur. Ahem, yardımcı olabilir miyim? Aa, ayakkabıların güzelmiş. Kuralları biliyorsun. İyi de hiç adil değiller. İkile bakalım. Ne oldu? Güvenlik çok kuralcı. Partiye asla giremeyeceğiz. Aa, sorun değil. Al biraz dondurma ye. Yiyemem, boğazım ağrıyor. Bunun ilacı bende. Al bakalım şu pastilleri. Dur bir dakika. Atıştırmalıklarımızı güvenlikten nasıl geçireceğimizi buldum. Pastilleri paketinden çıkaralım. Sonra da bir şişe gazoz ve bardak bulalım. Gazozu bardağa koyalım. İçine biraz da gıda boyası ekleyelim. Gazoza benzemesini istemeyiz. Sonra da bir kaşık jelatin atalım. Karışımı pipete çekelim. Sonra da pastilleri yerine dökelim. Paketi doldurup sertleşmesini bekleyelim. Paketin üzerine bir kat alüminyum folyo serip kapatalım. Dur. Çantayı aç. Ne varmış burada? Pastil mi? Peki. İçeri girebilirsin. Evet, girdim işte. Artık bir iki lokmayı hak ettim. Yani sonuçta boğazım için. çok güzel. Sağlıklı bir şey atıştırma zamanı. Leziz bir muz. Tam da ihtiyacım olan şey. Ne oldu şimdi? Nereye kayboldu? Muz hırsızı. Açtım, ne yapayım? Peki, neyse ki bir iki tane daha vardı. Güzel de duruyor. Düşüneyim bile deme. Ver bana. Uzak dur. Al bunu ye. Olsa sanat ama. Bunlar sıkıcı yemekler. Üzgünüm. Bir dakika. Hemen geleceğim. Bir çatal ve karga burnu al. Çatal uçlarını karga burnuyla dik hale gelene kadar bük. Tam olarak böyle. Bununla muzu parça parça bölebilirim. Bu sayede ikimiz de yiyebiliriz. Buyur işte. Vallahi mı? Harikasın. Vay! Alice de muzu bayağı seviyormuş. Yok artık. Çok komikmiş. Bunun tadı niye berbat? Biraz şeker istiyor. Vay! Bak bunu beklemiyordum. Komedi tufanı. Çiçek nerede? Aa, hepsi şeker olmuş. Dişçim görse çıldırırdı. Ne kadar şeker koydum ki? Aa, çok sinir bozucu. Gerçi sanırım nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Şu boş fıstık ezmesi kavanozu işe yarayacaktır. Şekeri içine boşaltayım. Sonra da kapağını kapatayım. Sırada da bu tornavida ile kapağı bir delik açmak var. İçeride biraz oynatıp deliği büyüteyim. İçine pipet sığabilmeli. Böyle daha iyi oldu. Her seferinde uygun miktar. Nerede bu kız? Ah, gelebildin. Seni görmek çok güzel. Sana söyleyecek çok şeyim var. Şimdi partide makarna güzel görünüyor. Öyledir. Çocuk çok tatlıydı. Ben de biraz spagetti alayım. Nerede kalmıştım? Ah, evet, partide. O kıyafetleri giydiğine inanamadım. Ay yok artık. Emma. Çok utanç vericiydi. Emma, spagettin. Biraz dikkatli olsan iyi olacak. Yine de harika bir akşamdı. Lütfen tabağına bakabilir misin? Bir şey yapmam lazım. Bir sonraki partiyi kaçırmamalısın. Bu seferkine gelmemene çok üzüldüm.
Emma'ya görgü kurallarını öğretmem lazım. Kuaför gibi oldum şurada. Oh, şişirmeye çalışırken bir ömür geçti. Bir dakika, neler oluyor orada? Selam Lexi, bir ara havuza girmeyi düşünüyor musun? Ah, kumsala gitmeye bayılırım. Hava da tam kumsallık. Sanırım buraya güzelce kurulabilirim. Oo, şuna bak, başıboş bir çanta. İkisini de alayım bakalım. Harika. Çalınacak başka bir şey kaldı mı acaba? Sıcacık güneşin altında uzanmaya bayılıyorum. Bir dakika, biri beni mi izliyor? Aa, şuradaki de kim? Dürbünü mü var onun? Aa, hayır, gördü beni. Ah, belli etme. Epey ürkünç bir durum. Çantamı şöyle yanıma alayım. Aslında paramı da alsam iyi olur. Parayı şöyle katlayarak güzelce koyabilirim. Gerçi temiz bir bez yeterince caydırıcı olmayabilir. Çikolatayı çıkaralım bakalım. Bezin üstüne koyup erimesini bekleyeceğim. İşte bu. Güzelce eridiğine göre şöyle bir yayalım. Hah, işte şimdi iğrenç görünüyor. Kimse içine bakmaz. Tam bir dahiyim. Cidden artık param için endişelenmeme gerek yok. Oh, çantasını bırakıp gidiyor. Oh, bir çanta daha çalmak için fırsat bu fırsat. Ne kadar şapşal biri. Eşyalarını açıkta bırakıyor. Benim işime gelir gerçi. Ay, yok artık, iğrenç. Çantayı şöyle bezin altından alabilir miyim ki? Yok, imkanı yok. Kirli bezler fazla iğrenç. Eyvah, geri geliyor işte. Acilen kaçmam lazım. Harika bir yürüyüştü. Ya bak, kirli bezim de hala yerinde. Paramı ve çantamı o hırsızdan korudum. Bu taktiği gelecekte de kesinlikle kullanacağım. Atıştırma zamanı. Aman aman, neler görüyor bu gözler. Midem ağzıma geldi. Hırsızın kaçışına bak, çok komik. Taze meyve suyu. Oh, çok ferahladım. Ama hemen çişimi getirdi. İçeride biri mi var? Alo? Evet, sen rakamları hesapla. Dur bakalım. Uf, evet. Güzel. Dün gece çok fazla taco yedim. Of. Of, çabuk. Bu kadar ne yapıyorsun orada ya? Girmesem de olurmuş. Of, bu çok kötüydü. Ama hala çişim var. Eğer 5 yıldızlı değilse zaman ayırmaya değmez. Anne, sana ihtiyacım var. Ne? Ciao. Başladı mesaimiz. Şimdi ne oldu? Çişim var. Git yap o zaman. Hayır, babam orayı mahvetmiş. Ah, bu konuda iyidir. Dur, bir fikrim var. İzle şimdi. Aha. Gerçek bir tuvalet gibi. Dene bakalım. Ha? Yok artık. Essi. Of, tamam. Peki. Ha, dur. Artık biraz mahremiyetin de var. Hazır mısın? Birazdan görüşürüz. Al bakalım. Ah, rahatladım. Neyse, sıra bende. Oh, bu burada ne yapmış böyle? Aman tanrım. Neydi bu böyle? Oh, taşınmamız gerekecek. Ah, güzel. Ay, çok şişim var anne. Git de yap hadi. Of, burası çok iğrenç. Hayatta yapamam. Anne! Şimdi ne oldu? Efendim tatlım. Bu bayağı korkunçmuş. Buldum. Gel benimle. Buraya çömel ve yap gitsin. Yapabileceğimi sanmıyorum. Ne yapabileceğini biliyorum. Anne! Altı üstü kilotlu çorap canım. Klozet kapağını kapatabilirler. Bak, tam oturdu. Geç bakalım. Hadi. Tamam. Hiçbir şey hissetmiyorum. Güzelim doğa.
bugün cidden çok sıcak. Yine de gelebildim. Uf, şimdi de çok acıktım gerçi. Yürüyüş yapmak bu kadar iştah açıcı mıydı ya? Peki bakalım atıştırmalık neyimiz varmış? Bu çanta hatırladığımdan çok daha büyük ve derinmiş. Hah, işte bu. Buldum bir şeyler. Ve iç çamaşırımı. Yok, bunu yiyemem. Bu ayıyı koyduğumu hatırlamıyorum bile. İşte aradığım atıştırmalık. Bir muz. Ama. Muz da çok sıkıcı bir atıştırmalık. Yok artık. Lizzie de gelmiş ve kızarmış marshmallow yapıyor. Ne dersin muzucuğum? Katılalım mı partisine? Peki, bir şeye ihtiyacımız olacak. Oo, işte bu işimizi görür. Şu şekilde açmamız lazım. Sanki kabuğunu soyarcasına. Hah, değil mi muz? Tenekenin üstüne alüminyum folyo yaprağı koyalım. Tenekenin kenarına şöyle sarmalıyız. İşte bu kadar. Kömür parçalarım için minik bir metal sepet yaptım. Şöyle biraz yakıp köz olmasını bekleyelim. Pekala muz, sahne senin. Muzu ortasından şu şekilde açıyoruz. Şimdi de en eğlenceli kısmına geçelim. Muzu çikolata ve marshmallow'la dolduruyoruz. Sonra da muzu şu ızgaraya koyalım. Artık tek yapmam gereken eriyip pişmesini beklemek. Peki, yeterince zaman geçti. Oh, şu güzelim erimiş çikolataya ve marshmallow'a ve muzuma bak. Leziz. Lexi, hey, selam, ben Lexi. Ne yapmışsın bakayım? Ben de bir kaşık getirdim de. Ah, peki, tamam. Muz kayığımdan sen de biraz alabilirsin. Teşekkürler. Oh, çok leziz duruyor. Tren geliyor. Vay canına, cidden harikaymış. Çok zekisin. Teşekkürler. Biraz daha alabilirsin. Daha çok var. Hadi tatlım. Uslu bir kız ol ve dişlerini fırçala. Ne zorunda mıyım? Ben kaçar. Hop bakalım. Öyle mızıtma yok. Öf, peki. Su fışkırtıcıyı tutmak ister misin? Al bakalım. Süslandı Esi! Esi, yapma şunu. Islandım. Esi. Peki Barbie diş macununa ne dersin? Barbie mi? Dişlerini fırçalamana yardım etmek istiyor. Biraz diş macunu lütfen. Teşekkürler. Bir şey değil. Gördün mü? Takas edebilir miyim? Tabii ki, tamam. Vay, diş macunu istiyorum. İşe yaradı. Kandırdım. Nasıl bir duyguymuş. Ciddi misin anne ya? çok lezzetli. Plajda geçirilen tembel bir gün gibisi yok. Güneşlenirsin, bronzlaşırsın. Hey ya, orada bir şey mi var? Pekala, bu biraz tuhaf. Bu da ne? Heyecanlandım şimdi. Sanırım ruh eşimi buldum. Ne gün ama. Hey, dikkat et. Şaka mı bu? Örtüme kum bulaştırdın. Öf, bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Güneşin tadını çıkar sadece. Dikkat! Yine mi? Öf, yeter artık. Kuma bu çubukları sokacağım. Ve çevresine bu şehri çekeceğim. Kendime özel plajım. Ay, pardon. Of, hadi ama. Yine müthiş bir gün. Hazırlansam iyi olur. Ne yapıyor? İyi ki şu çarşafı getirdim. Tuhafmış. Kumun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi üstüne ağırlık koyayım. Çantam köşeye gelsin. Ayaklarımdaki kumu yıkayayım. Ve şu havlunun üzerinde kurulayım. İşte yaşamak bu. Hey, bu bayağı zekice. Ve örtümde hiç kum yok. Eve gitme zamanı. Harika bir gündü. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi eve gidiyorum. Ay, bu krem çok kumlanmış. Neyse. Her yer kum olmuş. Bu havluyu yıkamam gerek. Of, terliklerim kumla kaplılar. Aman ne güzel.
Sanırım plajı eve getirmişim. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Nereden geliyor bu? Vay canına, ne çok kum. En azından kendime kumdan kale yapabileceğim. Bu çok can sıkıcı. Bunun olmasını önlemenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Bütün kum çantama dolacak. Ne yapsam? Bir fikrim var. Kokpit anahtarlığım. Bu mükemmel. Anahtarlığı terliklerime geçiriyorum. Sonra da çantamı fermuarına takıyorum. Bu harika bir fikir. Çantama kum dolmadı. Öğleden sonra daha iyi ne yapılabilir ki? Lexi, havuza takılmaya bayılıyorum. Gelsene buraya. Tabii. Şunu bitireyim mi? Birkaç dakikaya geliyorum. Ne? Hadi ama. Daha bir ton cipsin var orada. Gel şuraya. Cipsleri bitirmem lazım. Çünkü çok güzeller. Lexi, hadi sen ne? Ben de suya gir. Çok güzel. Yüzme zamanı. Şaka mı bu? Hadi ya. Bu hızla gidersen akşamı anca biter. Haklısın, geliyorum. Ama dur ya, cipslerim. Havuza gir dedim. Peki, geliyorum. Kaçma bir yere, merdivenlerden girmem lazım. Pekala, geldim işte. İşte havuzdayım. Şimdi de cipslerimi yemeliyim. Girin ağzıma. Ayırım. Suya kaybettik birini. Lexi, inanılmazsın. Bak, şöyle bir şeye ihtiyacın var. Bak, içeceğim için ufak şirin bir altlığım var. Vay, çok havalıymış. Çok da tatlı. Aklıma bir fikir geldi. Pekala, plastik bardağımızı alalım. Tabağı da onun üstüne koyalım. Şimdi kolamı bardağa koyabilirim. Öyle kuru kuru gitmez cips. Kolamızı da koyalım. Tamamdır. Şimdilik bu kadar yeter. Cipslerimizi de koyalım. Tabii bir de pipete ihtiyacım olacak. Şöyle tropik bir hava katalım. Tadam, abur cuburumla havuza dönme zamanı. Ben geldim. Üstelik bak Lexi, havuz abur cubur olayını yeni bir seviyeye taşıdım. Tebrikler. Gerçekten etkilendim. Of ya, içeceğim bitmiş işte. Üzüldüm. Peki, artık mecburen biraz havuz suyu içeceğiz. Havuza girmek harika bir şey. Yaza bayılıyorum. Selam Lexi, üzgünüm, geciktim. Biraz bisküvi iyi gider deyip bakkalda kısa bir tur attım da. Biraz da kola ve bir de şapka. Ne? Neden? Dur biraz. Telefonum çalıyor. Şunu tutar mısın biraz? Yok artık. Ne kadar da ağırmış. Ne var bu şeyin içinde böyle? Aman tanrım. Çantasına kocaman bir karpuz tıkmış. Bu bütün karpuzla ne yapmayı düşünüyor acaba? Peki bakalım başka neler varmış. Tabii ki bir bıçak var. Karpuz kesilecekse lazım olur. Plastik bıçakmış bu. Hiçbir şey yaramıyor işte. Hadi sen ufak bıçak yapabilirsin. Sana sonuna kadar inanıyorum. Kabuğa bir çizik bile atmadı neredeyse. Onun yerine şu makası kullanmayı deneyeceğim. Pekala karpuzcuğum, al sana makas. Evet, tamam, iyi gidiyoruz. İşte bu kadar. Bir dakika, bu da ne? Altı üstü bir kalp mi yaptım? Bu karpuz beni iyice çileden çıkardı. Şimdi başım belada karpuz. Ne? Parçalanmadı mı? Şaka herhalde. Bir çeşit süper karpuz falan mı bu? Hiçbir şey etkilemiyor. Evet, peki. Tamam, sonra konuşuruz. Güle güle. Üzgünüm. Konuşma tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Peki, ver bakalım karpuzu. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bak. Karpuzu bir kürdana keseceğiz. Şuna bak. Bam! Kürdan doğruca kabuğun içine giriyor. Hazır mısın? Nasıl yaptın bunu? İmkanı yok. Sadece müthiş güçlüyüm. Şimdi de iki parçaya yarayacağım. Al bakalım, bu senin yarın. Yaşasın. Taze karpuza bayılırım. Yumuluyorum. Bu karpuz çok güzelmiş. Mis gibi, çok tatlı. Kaşıkla falan da uğraşmayacağım. Aynen ısırıyorum. Harika bir gün oluyor. Teşekkürler Lexi. Pardon. Acıyor. Fena yandım. Hey Sky, şuna bak. Ay, ıstakoz gibi olmuşsun. Seni serinleteyim.
Hayır hayır, bu işe yaramaz. Bu nasıl? İyi geldi mi? Aa, buldum. Çok canım yanıyor. Bu vantilatör işine yarar. Dur, bu çok sinir bozucu. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bir itfaiyeci ile çıkmıştım. Peki. Birkaç şey öğrendim. Sen çıldırdın mı? Hayır, bunu yapma. Sen ne yapıyorsun ya? Dur lütfen. Sanırım buldum. Hiçbir yere gitme. Buzluktan bir şey almam lazım. Bu buz küpleri tam ihtiyacımız olan şey. Bu işe yarayacaktır. O ne yapacak ki? Güven bana. Bu güneş yanını hafifletmenin harika bir yolu. Tek gereken bir buz kalıbı ve biraz aloe vera jeli. Buz kalıbını aloe vera jeli ile doldur. Sonra donması için buzluğa koy. Bu güneş yanığını hafifletmeye yardım eder. Bir dene. Peki, bu kadar eminsen. Ay, çok acıyor. Sanki derim alev almış gibi. Bu aslında harika bir fikir. Pekala, hadi bakalım. Aa, çok iyi geliyor. Kesinlikle işe yarıyor. İşe yarayacağını söylemiştim. Şimdiden kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Evet. Tadı nefis. Aa, selam. Sky, şuraya bak. Ne haber? Selam. Selam. Hey. Bana bakıyor resmen. Aa, bu iğrenç. Nereye gidiyor? Neyse. Çok leziz. Biliyorum. Ah, bak. Ha? Şimdi ne oldu? Ay, bu çok utanç verici. Niye böyle oluyor ya? Ah, dondurmam. Bunu bütün gün yiyebilirim. Çok leziz. Ne yapacağım ben? Teşekkürler. Dondurma da ziyan oldu. Bir dakika, bir fikrim var. Şu dondurmayı alıyorum. Ve çubuğunu bir cupcake kağıdından geçiriyorum. Bu harika. Artık ortalık batmayacak. Oo, aman tanrım. Selam tatlım. Selam. Bu dondurma harika. Cupcake kağıdı hepsini tutuyor. Sağ ol. Ne muhteşem bir otel. Hadi eşyaları boşaltıp plaja gidelim. Güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Pek uzun sürmez. Bir dakika. Lexi hazır mı? Ben daha bikinimi bulamadım. Sıcak saçlarımı mahvediyor. İyi görünüyorum. Acele etsem iyi olur. Bikini nerede? Burada olmalı. Hadi gidelim. Bir sorunum var. Sadece bikini altlarını almışım. Aa, öyle mi? Bu sorun değil, bana da olmuştu. Tek gereken ayakkabı bağcıkları. Bak, dene bir. Bu aslında işe yarayabilir. Bir bikini altı al. Baş aşağı çevir. Sonra bir ayakkabı bağcığı alıp bikininin A kısmından geçir. Sonra bağcığı ensenden bağla. Sırtını da çaprazla ve bikininin yanlarından geçir. Sırtına doğru çekip düğüm at. İyi görünüyor değil mi? Hazır mısın? Hazırım. Aa, bir şey daha lazım. Şimdi ne oldu? Al bakalım serinlememiz için. Hadi gidelim.
Sonra bana ne dediğine de inanamayacaksın. Ah, burası çok güzelmiş. Pikniği burada yapmamız lazım. Örtüyü ve yiyecekleri aldım. Paketi açabilirsem abur cuburumuz da olacak ama. Hayır ya. Amanın. Of, kazara oldu ya. Harika. Her yer patlamış mısır oldu. Şimdi ne yapacağım? İçine koyabileceğim bir kasem de yok ki. Dur biraz. Bir rulo kağıt havlumuz var. Bununla bir şeyler yapabileceğime eminim. Peki, kağıt havluyu aldım. Şimdi de katmanlarını ayıralım. Ama dikkatli olmam lazım. Ufak bir cep yapayım. Mükemmel. Tam olarak böyle. Şimdi de patlamış mısırlar içine girebilir. Tadam. Kağıt havlu kullanarak küçük bir atıştırmalık torbası yaptım. Sonunda en sevdiğim tuzlu abur cuburumu yiyebileceğim. Vay Lizzie, ne diyeyim mi? Epey etkilendim. Lexi, hayır. Kullan. Ha? Neredeyse dökülüyordu. Ucuz atlattık. Bakalım buralarda kapak olarak kullanabileceğim bir şey olsa iyi olurdu. İşte kağıt havlu yine imdada yetişti. Aa, akıllıca, bu kesinlikle işe yarayacak. Yeterince sık olduğundan emin olup çekmem lazım. İşte bu, tam böyle. Bu şekilde havlu kapak görevi görüyor. Şuna baksana. Kolay dökülmüyor. Vay canına, bugün kağıt havluyla harikalar yarattık. Al bakalım bunu kutlayalım. Of, ne kadar güneşlemiş bugün. Fazlasıyla güneşli. Oturduğum yerde buharlaşmaya başladım. Bu yelpazenin de kendine hayrı yok bu sıcakta. Ah, hiçbir işe yaramıyor. Neden bu kadar kızgınsın güneş? Oh, güneşe kesinlikle böyle doğruca bakmamalıydım. Hey, nasıl gidiyor? Oh, peki, al bakalım suyumu öylece. Oh, biraz yavaşlamak ister miydin? Suyu resmen sömürdün. Ver şunu, işte bu beni biraz serinletecektir. Dondurma sıcak bugün de harika gider. Aa, benim gördüğümü görüyor musun? Aha, ne de tatlıymış. Selam. Ha? Oh, hey. Ha? Yok kalsın. Ne, gidiyor mu? Nereye gidiyor? Ve niye? Aa, hayır. Dondurma eriyip elime koluma akmış. Rezalet. Ay, vah vah. Pis kollu çocuğu korkutup kaçırdı. Peki, hırsızlık yapmış olsa da belki yardımcı olabilirim. Bu sorunu rahatlıkla çözebilirim. Şu plastik şişeyi kullanacağım. Şöyle çevirelim bakalım. İşte bu kadar eriyen dondurma sorunu çözülmüş bilin. Al bakalım dondurma artık şu şeyin, yani kabın içinden dökülmez. Aa, dondurmam geri geldi. Çok teşekkürler. Aa, çocuk da geri geldi. Aa, artık her yerine dondurma bulaşmış görünmüyor. Aman tanrım, sonunda buraya doğru geliyor. Hey, nasıl gidiyor? Benimle biraz yürümek ister misin? Ben de böyle bir dostum işte. Harika bir gün geçirecek. Hadi oynayın çocuklar. Aa, kızıma bak. Merhaba babacığım. Eğleniyor musun tatlım? Bir saniye. Burada tek bir bıyıklı kişiye yer var yalnız. Öyle mi dersin? Hadi biz gidelim tatlım. Aa, hayır, gitmiyorsunuz. Eva benimle geliyor. Hayır, gelmiyor. Evet, geliyor. Bu nasıl olacak ki şimdi? Ha? Aa, bu da ne? Oo, bir cüzdan. Buna bir bakış atsam iyi olacak. Etrafta kimsecikler yok. Yaşasın, turnayı gözünden vurdum. Bakalım elimizde neler varmış. Bu nedir? Aa, bu bir ehliyet. Kredi kartı bulmayı umuyordum. İşte bu güzel oldu. Tam aradığım şey. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi bundan güzel bir saat eseri yaratacağım. Vay canına, işe yaradı. O çok eğlenceli. Ama bana daha fazlası lazım. Aklımda büyük planlar var. Ama bu para çok sıkıcıydı. Yalnız hiç kağıdım kalmadı. Şimdi ne yapacağım ben? Aa, bir dakika, buldum. Ehliyet. Fotoğrafı çok aptalcaydı zaten. Aa, işte oldu. İşte yavaş yapıdım tamamlandı. Ah, merhaba babacığım. Merhaba Eva, bu nedir? Ah, seni seviyorum babacığım. Oh, çok tatlısın. Ah, Eva. Ay, ne yaptın sen? Bu parayı yaptığın kalp için mi kullandın? Olamaz, hayır lütfen, bu benim param olmasın. Oh, tamam, sorun yok. Evet, sorun yok. Jeff'in parasını kullanmıştım. Hey, cüzdanımı gördün mü?
Sürprize hazır ol bence. Bu da ne demek oluyor şimdi? Ah bir dakika. Hayır olamaz. Ah paracıklarım. Benim güzel paracıklarım. Ah buna inanamıyorum. Ah, bunu sen mi yaptın? İşte benim kızım. Parayı sanat projem için kullandım. Aa çok şirin olmuş ama ay yaparım. Çocuklar işte. Bu çok kötü oldu. Şuna bak. Mahvolmuş. 5 parasız kaldım. Of canı yanmış ol bana. Sanırım kendisi sanatı pek sevmiyor. Seninle gurur duyuyorum kızım. Ama bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Ah, ne oldu? Çok kötü bir kabus gördüm. Bütün param gitmişti. Ha, bu çok garip. Kahve ister misin? Hiç çaktırma Eva. Cüzdanım. Umarım bu işe yarar. Çok gerildim şu an. Hepsi burada. Ve hepsi tek parça halinde. Endişelenmeye başlamıştım. Çok çılgınca bir rüyaydı. Pekala benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Güle güle, sana iyi günler. Of ramak kalmıştı. Ama bunu bir daha yapma sakın. Trafik berbat. Hey dostum, kenara çek. Of ne istiyor bu ya? Ne işte öyle. Orada dur bakalım. Bir sorun mu vardı memur bey? Ehliyet lütfen. Tabii ki. İşte burada. Bu nedir böyle? Hiç anlamadım. Bu bir şaka mı? O mu? Onun komik bir hikayesi var memur bey. Of hemen sabah mı olmuş? Çok yorgunum. Günaydın babacığım. Sana nefis bir mısır gevreği hazırladım. Ben bunu yemem. İğrenç. Peki domates suyuna ne dersin? Çok sağlıklı bir şey. Şu güzelliğe bak. Belki ben de bir yudum alırım. Çok güzel. Hiç inandırıcı değilsin yalnız. Hayır istemiyorum. En azından bir kere dene. Zorunda mıyım? Bu çok lafa. Ver şunu bana. Çok lezzetli. Bak uçak geliyor. Hayır olmaz. Al seni yaramaz. Gel bakayım buraya. Hayatta olmaz. Benden kaçamazsın ama. Sen öyle san. Vay canına hiç formumda değilim. Bekle. Bekle nefeslenmem lazım biraz. Az daha vazgeçmeyeceğim. İnan bana. Nereye gitti? Baba. Buralarda bir yerde olmalı. İçimde kötü bir his var. Otur şuraya. Bu tişörtü sandalyenin üstüne geçireceğim. Bu kaçmanı engelleyecek. Bu çok gereksiz ama bunu asla unutmayacağım. Pekala. Nerede kalmıştık? Evet. Gevreği yiyorduk değil mi? Aç bakayım ağzını. Bu çok aşağılayıcı yalnız. Domates suyunu da unutmuyoruz. Çok ferahlatıcı. Hadi iç bakalım. İğrenç. Herkese günaydın. Yine güzel bir gün. Merhaba Jeff. Kahvaltı gününün en önemli öğünüdür. Mesajlarımı bir kontrol etsem iyi olacak. İlginç. Biraz daha ister misin? Hayır, kesinlikle istemiyorum. Bir saniye. Çok iğrenç. Orada neler oluyor? İşte ödeşme zamanı. Hemen bir arama yapayım. Bir dakika, telefonum çalıyor. Bu saatte kim arıyor ki beni? Alo. Hiç ses yok. Alo, konuşsana, bir şey söyle. Of, gittiğine sevindim. Bu her seferinde işe yarıyor. Psst, Eva. Evet, ne var? Bak bende ne var. Şekerleme mi? Versene biraz. Tamamdır, seni oradan kurtaralım. Sana güvenebileceğimi biliyordum Jeff, yaşasın özgürlük. Böyle daha iyi değil mi? Gördüklerine inanamayacak. Alo, kim arıyor beni ya? Hadi konuşsana. Bu çok garipti. Sanki biri dikkatimi dağıtmaya çalışıyor gibiydi. Kandırdım seni. Jeff, sen ne yapıyorsun orada? Çok korktun ama babacığım. Bir dakika, ona şekerleme mi verdin? Hadi ama Jared bıraktı fotoğrafçı yakışıklı yüzünü görsün. Ama anne, burada bir sürü şık var. Hey, bu da neydi anneciğim? Bunu yapmak istemiyorum. Hadi otur tatlım, bir şey yok, endişelenme sakın. Ben hemen burada olacağım. Peki. Anne. Sorun yok Jared. Baksana ne diyeceğim.
Ben hemen yanı başında duracağım, tamam mı? Yani bu çarşafın arkasında olacağım. Bundan pek emin olamadım ama anneciğim. Bak hala buradayım. Peki. Hadi halledelim şu işi. Bu nasıl? Güzel görünen tarafımdan çek ama. Şimdi birkaç eğlenceli poz da verelim. İşte nasıl oluyor? Şu kötü çocuk pozlarıma bak. Bunlardan birer kopya alabilir miyim? Bir dakika. Hadi bir de baba kız fotoğrafı çektirelim. Hadi tatlım. Bunu yapmak zorunda mıyız? Memura gülümse hadi. Güzel oluyor gerçekten. Bu en iyi eserlerinden biri. Şu renklerin canlılığına bak. Merhaba anne, şuna bir bak. Ben kaykaycı olacağım. Güzel değil mi? Harika bir fikir canım. Ama dışarı çıkmadan evvel birkaç şeye ihtiyacın olacak. Sen neden bahsediyorsun? Hey, bu kask hoşuma gitti. Yalnız kaybetmesen iyi olur. Bu şey senin nazik kafanı koruyacak. Teşekkürler anneciğim, şimdi gidiyorum. Ağır ol bakalım, bu şeyi unutuyorsun. Anne, sokakta benimle alay edecekler. Yapacak bir şey yok, şimdi kıpıldama. Bu gerçekten gerekli mi? İhtiyatlı olmak iyidir. Marshmallow'lara benzedim anne. Bu çok saçma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi gidebilir miyim lütfen? Tamam, hadi bakalım. Yaşasın, çok hızlı gidiyorum. Unutma, hız yapmak yok. Saçlarımda rüzgarı hissediyorum. Harika gidiyorsun tatlım. Yine tembel bir gün daha. Bu çok komik. Merhaba babacığım, şu kaykay ekipmanlarıma bak. İhtiyacım olan her şey var. Evet, her neyse ama kaykayın çok tatlıymış gerçekten. Ver bir bakayım şuna. Zamanında ben de çok iyi kaykay yapardım. Şuna bak, ne güzel dönüyorlar. Tekerlekler, işte olay bu. Ama baba, o benim kaykayım. Birazdan geri vereceğim tatlım. Şaka yapıyorsun herhalde. Bütün bir sabah üstünden inmedin. Nefis. Resmen ziyafet bu. Baba, acil bir durum var. Anımda sivilce çıkmış. Ben şimdi ne yapacağım? Üstelik bu akşam Kevin'le randevum var. Evet, hoş çocukmuş. Sanırım şu sivilceyi halletsem iyi olacak. Bu bende hep işe yaramıştır. Ne yapıyorsun ya? Çek şu parmağını. Yardımımı istiyorsun, istemiyor musun? Kımıldama. Bunun işe yarayacağından emin misin? Bu sivilce inatçı çıktı yalnız. Bir düşüneyim. Bunu sıkmamız lazım. Sıkı dur. İyi haber şu ki artık bir sivilcen yok. Kötü haberse artık 3 sivilcem var. Şaka yapıyorsun herhalde. Hepsi senin suçun. Sakin ol. Tabii ya, çok basit. Tam buna uygun bir şey var. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Al bunu başından geçir. İşte bütün sivilceler yok oldu. Dışarı böyle çıkamam ki. Neden? Nesi var ki? Sana eğlenceler tatlım. Kevin'e bir ara benimle takılıp takılmayacağını da sor. Hacı acele et, yoksa geç kalacaksın. Yine başardım işte, küçük kızım artık büyüyor. Nerede kalmıştım? Vay canına, ne harika bir makale. Yapıyorum, boyum bir harika. Bu yoksa sivilce mi? Evet öyleymiş. Bu niye hiç umurunda değil senin? Ondan kurtulmamız lazım. Sorun yok tatlım, annen şimdi onu halledecek. Bu duruma hazırlıklıyım zaten. Ondan kurtulmak için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bu şırınga belki işe yarayabilir. Olmaz, aklımdan neler geçiyor böyle. Şu an panik halindeyim, sakin olmam lazım. O kadar da önemli değil anne. Ne yapacağım şimdi? İçindekiler de bu kadar. Maalesef bir şey bulamadım Jared. Sana sorun yok demiştim anne. Bir dakika. Bir arkadaşımı arayacağım. Lütfen cevap ver. Biri beni arıyor. Sivilce mi? Olamaz. Diş macunu kullan gitsin. Her şey kontrol altında. Jared birazdan dönerim. Çabuk davranmam lazım. Tam ihtiyacım olan şey. Bunun o sivilceden kurtulacağız. Sen ciddi misin anne? Çabuk olmalıyız. Sivilcenin üstüne biraz diş macunu sürüyoruz. Şimdi işe yaraması için bekliyoruz. Sonra da macunu burnundan siliyoruz. Ve sivilce yok oluyor. Çok rahatladım. Anne, bence senin sorunların var. Biraz dinleneyim. Besleyici güzel bir yemekten daha iyi bir şey olamaz. Merhaba anne, biraz şekerli mi alabilir miyim? Lütfen, hadi lütfen. Belki ama sadece bir tane. Akşam yemeğinden önce iştahını tıkamayalım. İşte buradalar. Hadi ver hemen. Hangisinden istersin? Bundan da. Şunun bir tadını çıkarayım. Çikolata benim zayıf noktam. Çok güzel. Unutma, bir tane demiştik. Hadi ama, kimse bir taneyle yetinmez. Haksızlık ediyorsun.
Sorun yok, onun yerine bir meyve yiyebilirsin. Elmaya ne dersin? Ben çikolata istiyorum. Olmaz, artık çikolata yok. Çikolata yoksa Jared'de yok. Bu biraz abartılı olmadı mı? Çikolataları daha iyi bir yere saklamam lazım. Çünkü ufaklık asla vazgeçmeyecektir. Bu mayonez şişesi aklıma iyi bir fikir getirdi. Öncelikle kavanozu boşaltmamız gerekiyor. Şimdilik çikolataları bir kenara koyuyoruz. İşte şimdi yaratıcı olabiliriz. Bize bir sünger ve biraz beyaz boya gerekiyor. Boyayı kavanozun yan tarafına böyle değdiriyoruz. Her yere eşit miktarda sürmeye dikkat ediyoruz. Zaten hep bir yerleri boyamak istemişimdir. Kavanozun içinin tamamını boyuyoruz. Bu kadar yeterli. Çikolataları da içine dolduruyoruz. Jared'in artık çikolataları görmesine imkan yok. Sonra kapağını kapatıyoruz. Ama yapacağımız son bir şey daha var. Kavanozun üstüne mayonez etiketini yapıştırıyoruz. Ah, çok iyi oldu. Şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz. Burası bakacağı en son yer olacaktır. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Sinsice ama yapılması lazımdı. Şimdi gidip biraz dinleneyim. Ortalıkta kimse yok. Evet, annem gitmiş. O çikolatalar artık benim. Ama dikkatli olmam lazım. Hah, elimdesiniz. Neredeler? Gitmiş çikolatalar. Demek olay bu, öyle mi? Annem kendini çok zeki zannediyor. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Bir saniye, şuna bir bakayım. Bu ne ya, kocaman bir mayonez kavanozu. Mayonezden nefret ederim. Seni geri koyuyorum. Annem çikolataları nereye koydu ya? Yapacak tek bir şey var o zaman. Pekala Elma, hadi şu işi bitirelim. Kolunun buraya geldiğine inanamıyorum. Ne güzel uyumuşum. Bu da ne? Madison, sen ne yapıyorsun? Şuranın haline bak. Bunu yaptığına inanamıyorum. En azından insan biraz da bana bırakır. Muhteşem. Şimdi burayı benim temizlemem lazım. Temizlikten de nefret ederim. Yalnız bir planım var. Bunlar gidiyor. Artık çikolata yok. Tabii parasını ödersen başka. Daha çok çikolata istiyorum. Nereye gitmiş? İstersen bu meyveleri yiyebilirsin. Hem bunlar bedava. Bir dakika, neler oluyor? Onu ben kullanıyordum. Artık kullanmıyorsun. Sen ciddi misin? Su mu? Yok artık. Hadi baba. Hadi bu konuyu konuşalım. O güzel şeyler olacak param yok ki benim. Ama çalışırsan olabilir. Ne diyorsun? Temizlik mi? Sıkıcı. Ama biraz param olsa iyi olur. Peki, anlaştık. Buna ihtiyacın olacak. Tek bir leke görmek istemiyorum. Bir şey değil mi? Ebeveyn olmak aslında çok kolay. Bu konuda bir kitap yazmalıyım. Hava çok güzel, sıcacık. Gidip bir suya dalayım. Of! Kum çok sıcakmış. Of! Çok fena. Ne yapacağım? Burada kaldım resmen. Aman tanrım, şuna bak. Vay canına, çok yakışıklı. Gözümü alamıyorum. Aman tanrım, bana doğru geliyor. Seni kurtarmaya geldim. İşte bu popitlere bas. Bunlar ayağını korur. Sen adım attıkça bunları ileri koyacağım. İşe yarıyor. Neredeyse suya vardım. Başardın. Artık ayakların yanmayacak. Yardımın için çok teşekkür ederim. Burası darmadağınık halde. Her yere partiden kalma şeyler dağılmış. Evde kirli bulaşık dolu. Aynen. Kimin temizleyeceğini seçmek için taş kağıt makas oynayalım mı? Tamam. Kağıt taşı yener, kazandım. İyi. Ne yapmam gerektiğini bir yazayım. Burada insanların unuttuğu çantalar ve eşyalar var. Ve buradaki çöpleri ve yiyecek artıklarını da unutma. Burada da tabii ki içi bir sürü bulaşıkla dolu evye. Şuraya bak. Bir şemsiye var. Vay canına, ne çok popit düştü. Şimdi bunları da toplaman gerekecek. İşte yakala. Ne çok iş. Nereden başlayacağıma karar vermem lazım. Bir dakika. Bu notlarda ne yazıyor? Çok düzensiz yazmışım. Hepsini nasıl sıralayacağım? Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Bunu kesip ayırıyorum ve bu sırayı alıyorum. Şimdi sıra sıcak silikonda. Kenara böyle sürüyorum. Sonra bu popiti sıcak silikonun üstüne bastırıyorum. Mükemmel, tam istediğim gibi oldu. Şimdi bunu kapının üstüne koyacağım ve yapılacaklar listesini tutturacağım. Tamamdır, artık işe koyulmaya hazırım. En kötüsü olduğu için önce bulaşıklarla başlayacağım. İşte tertemiz oldu. Bu bitti. Şimdi bu iş için popite basabilirim. Şimdi de çöplerin bir kısmını toplayacağım. Evet, bardak ve popitlerin de işi bitti. Vay canına, daha bir sürü şey var. Pipetlerle çoraplar da tamam.
Ah, mutfak sonunda tertemiz oldu. Uf, bugün hava çok sıcak. Bacaklarımı biraz yakmak için can atıyorum. Evet, çok rahatlatıcı. Ama arada biraz da video seyretmek istiyorum. Uf, güneş çok parlak. Ekranı göremiyorum. Aa, neler oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Hmm, sen orada ne yapmaya çalışıyorsun? Al, buna benden daha çok ihtiyacın var sanırım. Harika, teşekkürler. Bunun kesin yardımı olacak. Hmm, aslında hiç olmuyor. Güneş hala çok parlak. Telefonumun üstünde gölge yapacak bir şey lazım. Bu da nedir? Puf, terlik de umduğum gibi işe yaramıyor. Oo, şurada yoga yapan adama bak. Vücudunu harika dengeliyor. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Şunu alıyorum. Yoink. Hey, güneş ışığı sorununa bir çözümüm var. Yoga minderinden böyle bir parça kesiyorum. Sonra ahşap şişle delikler açıyorum. İşte oldu. Bunun işe yaraması lazım. Şimdi sıra gözlükte. Şimdi gözlüğün kollarını deliklerden geçiriyorum. Güzel, işe yarıyor. Şimdi bunu gözlüğün üstüne çevirebilirim. Harika oldu. Pekala, al bakalım. Bunu bir dene. Biraz tuhaf görünüyor ama tamam. Yok artık, süper olmuş. Artık ekranı olduğu gibi görebiliyorum. Sen gerçek bir dahisin. Bu kitap bayağı ilginç çıktı. Hmm, bakalım ilginç bir şeyler oluyor mu? Oo, vay canına, şu kız çok güzelmiş. Resmen beni yanına çağırıyor. Pekala, o zaman ben de öyle yaparım. Hey, nasıl gidiyor? Ha? Nasıl yani? Benimle hiç ilgilenmedi. O zaman daha havalı olmam lazım. Uf, sınav göründüğünden daha zormuş. Yine mi? Uf, çok zordu. Kız da hiç etkilenmedi. Peki, halter kaldırmama ne diyorsun? Ha? Bu yaptığının komik olduğunu mu sanıyor? Güneş yer değiştirince çok parlak oldu. Olamaz, şemsiye bir saniye. Çekici görünmem için sana ihtiyacım var. Hey, bende bu güzel popit oyunu var. Hadi ama sen ciddi misin? Bu kalp şeklinde pembe popit ama. Aa! Uf, hiç beklemiyordum bunu. Acaba gördü mü? Keşke yiyecek bir şeyler olsa. Bayağı acıktım. Bir atıştırmalığa ihtiyacı var gibi görünüyor. Ha? Bir saniye. Sanırım ne yapabileceğimi biliyorum. Pekala, madem elimde popit var, çukurların içine biraz şeker koyayım. Sonra sırada erimiş çikolata var. Bak, popitin çukurlarına ne güzel doluyor. Bütün çukurları güzelce doldurmam lazım. Son birkaç sırayı da güzelce dolduruyorum. Ve şimdi de en sonuncusu. Mükemmel. Çikolataya bir de çubuk batırarak işi bitiriyorum. Ve çikolatanın iyice oturmasını sağlıyorum. Güzel oldu. Hey, sana bir atıştırmalık getirdim. Oo, ciddi misin? Vay canına, gel otur şuraya. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum. Çok tatlısın. O kadar güzel mi gerçekten? Çok mutlu oldum. Aslında göründüğünden daha zordu ama boş ver. Kaslarım sayesinde hallettim. Oo, bu yüzük çok güzel. Umarım hoşuna gider. Bunu ona vermenin en iyi yolu nedir acaba? Erken geldi. Yüzüğü saklamam gerek. Selam. Bunun için üzgünüm ama sana bir şey aldım. Oo, vay canına. Bana yüzük mü aldın? Teşekkür ederim. Hadi bunu senin için parmağına takayım. Oo, parmağından düştü. Bir kere daha deneyeyim. Belki başka bir parmağına denesem? Evet ama sanırım parmaklarıma uymuyor. Sorun yok, boş ver. Şimdi içeceğimden bir yudum alayım. Bir saniye, bir saniye bekle. Ben açarım. Hmm, işe yaramıyor. O zaman şu bıçağı deneyeyim. Belki de dişlerimi kullansam... Uf, onu yapma. Dişlerini kırabilirsin. Of, bugün hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Ha? Ama yüzük hala bende. Belki bunu parmağıma takıp şişeyi açmayı deneyebilirim. İşe yaradı. Hadi al bakalım içeceğini. Evet, yüzük işe yaradı. Kapağını onun sayesinde açtım. Hey, bir fikrim var. Bu yüzüğü kolye olarak takabilirim. Bu durumda parmağıma uyup uyumamasının bir önemi yok. Ah, olamaz, yaklaşıyorlar. Ah, hey, şuraya geçeyim bari. Beni hiç görmedin, tamam mı ufaklık? Aa, bana ne ya? Ah, ne güzel bir akşamüstü. Neredeyse vardım. Merhaba ufaklık. Şimdi ne yapacağım ben? Oh, şu saate bak. Vay. Ya şimdi ya da asla. Hey, kes şunu. Ver şu saati bana. Ha? Burada neler oluyor? Ah, aldım işte. Oh, olamaz. Görüşürüz.
sakin ol ufaklık, tamam mı? Hadi gel, sorun yok. Olamaz, onu yine kaybettik. Siz ciddi misiniz? Kız buradaydı şimdi. Hoşça kal. Güzel, her şey yolunda gitti. Özellikle benim için. Güzel elbiseymiş. Ama bunun üstünde biraz değişiklik yapabiliriz. Çatık kaşlarla başlayalım. Ama hepsi bu değil. Bana biraz boş alan lazım. Boşaltın şu masayı bakalım. Uçtu gitti işte. Süper. Saçların her yeri toprak oldu. Ne kadar güzelsin sen öyle. Tatlı bir Barbie meleği gibi. Temizlik zamanı. Merak etme, ben bunların hepsini düzeltirim. İşte oldu. Her yer toprak olmuş. Biraz farklı görünüyorlar değil mi? Merhaba ufaklık. Burası berbat kokuyor. Ve bu üstümdeki de ne? Çıkar bizi buradan. Boş ver seni. Sorun yok tatlım. Bakma sen ona. Demek öyle. Of, çok sıkıldım. Bu oyuncaklar çok eski. Burada yapacak ne var ki? Görünüşe bakılırsa burada sıkışıp kaldık. Bence de öyle. Bak. İşte oldu. Şimdi neşen geldi mi biraz? Boş versene. Bu düşündüğümden zor olacak gibi. Cebimde ilginç bir şeyler var mı acaba? Balon mu? Al şunu hadi. Aslında buldum. Megan. Bak ne yaptım senin için. Yok artık. Hadi ayağa kalk. Peki. Şimdi kıpırdama. Tamam. İşte oldu. Tam üstüne göre. Vah canına, bu harika bir şey. Bak benim de var. Hadi çarpışmaya başlayalım. Bu ne tatlıymış. Pardon. Çok sert vurdun ama. Özür dilerim. Neyse, görüşürüz. Çok aptalca. Çok sıkıcı. Güle güle. Yapacak hiçbir şey yok. Annie, oynamak için bir şeyler mi arıyorsun? Hayır, teşekkürler. Buldum. Şunu izle. Bir torbaya birkaç balon koyuyoruz. Sonra ağzını fermuarla kapatıyoruz. Sonra torbanın havasını alıyoruz. Sanki balonlar iç içe giriyor. Bak, gördün mü? Vay canına, deneyebilir miyim? Yaşasın, bana bak. Havalara uçuyorum. Bunun işe yaradığına sevindim. Bu kadar beni çok güldürüyor. Şuna baksana. Çok iyi ya. Burada neler oldu böyle? Neden burayı hiç toplamadın? Eğer ben yapmazsam kimse yapmaz. Annie, artık yeterince izledin. Yapacak başka işlerin var. Ben neden? Peki. Sonuçta burayı sen dağıttın. Tamam o zaman. Buradan başlıyorum. Hiçbir şey toplayamıyorum. Hayır öyle değil. Dur, sana göstereyim. Bak, bunlar birlikte çalışıyor, gördün mü? Çok kolay. Neden sen de denemiyorsun? Böyle mi yani? Toplanın bakalım şimdi. Faraşın içine girin. Güzel. Sizi de aldım. Ne çok şey varmış. Az kaldı ama. Dağınıklık artık yok oldu. Başardım. Aferin sana canım. Ne güzel öğrettim ama. O nasıl bir gazoz öyle? Barbie mi o? Müthiş. Bu bölüme bayıldım. Ayağım. Her yerde bu aptal Legolar var. Bunları sen mi yere bıraktın? Ne oldu ki ya? Sorun olan şey bu Legolar. Birazdan toplarım canım. Birazdan mı? Şimdiye ne dersin? Ayağa kalk. Peki. Şimdi dedim sana. Vay canına, bu harikaydı. Sen ne diyorsun? Benimle oynamak ister misin?
Olmaz, hayır. Neyse ne. Şimdi nerede kalmıştım ben? Çok iyi ya. Pekala, eğlence sona erdi Meg. Bu oyuncakların gitmesi gerekiyor. Şimdi ve hepsi. Oh, çok güçlüymüşsün. İş başa düştü yine. Ne? Bir dakika, küçük tavşanımı atma ama. Tavşanın mı? Hayır, lütfen onu atma. Beni izle. Hayır, yine hayır. Yapma. Gel buraya küçük tavşan. Artık benimsin. İşte seni yakaladım. Hadi oradan bir veda öpücüğü ver. Bu da çöpe gidiyor. Kaybedenler kulübüne hoş geldin küçük tavşan. Bunu nasıl yaparsın? Çok kolay oldu. Bu arada bir şey değil. Hadi görüşürüz. Oyuncaklarımın hepsi gitti. Acaba ona bir atıştırmalık mı yapsam? Ay, çok acım. Aa, bu benim için mi? Evet. Teşekkür ederim. Belki de... Aa, buldum. Evet, işte olay bu. Ona kendisi gibi tatlı bir atıştırmalık yapacağım. Burada neler oluyor? Aa, atıştırmalık mı yapıyorsun? Aa, süper. Bir şey değil, sarılmak yok. Çak bakalım. Sanırım ben de bir şeyler hazırlayabilirim. Bu çikolata şovun yıldızı olacak. O nedir? Hiç şüphesiz en güzel atıştırmalık. Kim marshmallow sevmez ki? Ve bu daha başlangıç. Hadi şunu bir bandıralım. Çok güzel görünüyor. Sanırım öyle. Ben de bir düşüneyim. Bir şeyler olmalı burada. Bayat bir Brüksel anası mı? Hey, bana göre olmayacak bir şey değil. Aa, artık günlerin sayılı lahana. Aa, her neyse. Şimdi bunu çikolataya batırıyoruz. Bence güzel görünüyor. Aa, yok artık. Benimki çok daha güzel oldu. Şimdi minik şekerleme zamanı. Hadi hepsini havadan yağdıralım. O çok güzel. Aa, öyle görünüyor. Minik şekerleme demek. Ah, ayaksı. Neyse, sorun yok. Mükemmel oldu. Kırıntıları yakalamak için de bunu takalım. Tada, artık hazır. Benimki de hazır bak. O zaman en iyi atıştırmalık kazansın. Peki öyle olsun. Canım sıkılıyor. Aynen. Karnı acıkan var mı? Evet. Sizin için bir sürprizimiz var. Gerçekten mi? Kokusu bir garip. Benimki harika kokuyor. Tadı da çok güzel. Vay canına, çok iyi bu. Çok teşekkürler. Hoşuna gitti demek. Ya sen? Henüz bilmiyorum. Bu da ne böyle? İğrenç sebze bu. Yüz ifaden bağ biçilmezdi. Şunun suratını gördün mü? Evet, öğlen yemeğim neredeyse hazır. Of, harika. Kokusu da çok güzel. Şu kötü çocukları tabağa koysam iyi olur. Eminim çok lezzetli oldular. Muhteşem kokuyor. İşte artık gitmeye hazır. Yanında götürmek için muhteşem bir atıştırmalık. İyi ki bu tip şeyleri önceden akıl ediyorum. Bir dakika. Bunu çok erken kabına koydum. Bunları sıcak tutmam lazım. İşte burada sıcak su devreye gidiyor. Ne güzel sıcacık. Bu numara harika işe yarıyor. Tüh, saatimi takmamışım. Şimdi bekliyoruz. Peki. Oldu mu acaba? Evet, zamanı geldi. Artık suya ihtiyacımız yok. Yardımın için çok teşekkürler. İşte şimdi süper oldu. Bu havlu kağıtla suyun fazlasını siliyoruz. Yoksa nuggetlarımız ısınabilir. Hadi girin içine arkadaşlar. Bakın bunun içi sıcacık. Şimdi hepsi sıcacık kalacaklar. Harika bir numara gerçekten. O nedir öyle? Benim öğle yemeğim tabii ki. Yani benim sıcak öğle yemeğim. Ben unuttum. Çabucak bir şeyleri ayarlasam iyi olur.
Sanırım bu olur. Sandviç her zaman işe yarar değil mi? Bu ne kadardır buzdolabında acaba? Pek iyi gözükmüyor ama olsun, bence idare eder. Hayır, oraya koyamazsın. Peki. Bir dakika. Bu eski çöp torbasına koyayım. Tamamdır işte. Hayır, olmaz. Ne var? Bu torba çok iğrenç. Bunu kullanma. Ne? Hayır. Of, inanılmaz. Ne var? Hey, buna ne dersin? Üstelik tam sığdı. Sanki bunun için yaratılmış. Şimdi oldu mu? Pes ediyorum. Bence ne işe yarıyorsa o olur. Bu videoyu yararlı buldun mu? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutma. Vay canına, çok güzel. Ben de uçtan yetenekliyim. Bir göz atalım. Harika. Bu bir sanat galerisinde sergilenmeli. Ve gönder. Birazcık filtre kullanmaktan zarar gelmez. Vay canına, bu mükemmel. Bunu kesinlikle paylaşacağım. Farklı bir açı deneyelim. Çok fazla beğeni alacağım. Neler oluyor? Bu benim postum değil. Dinlenme modu etkinleştiriliyor. Bu iyi geldi. Selam Meg. Çok acıdı ya. İmdat. İmdat. İyi misin? Kapatma prosedürü etkinleştirildi. Tamam, bu kötü. Megan, uyuyor musun? Uyan artık. Doğru çepo gidiyorsun. Tabii eğer... Belki ben onu tahmin edebilirim. Denemeye değer. Yani ne kadar zor olabilir ki? Sadece bir yığın kablo var. Tamam, hadi yapalım şunu. Yakında normale döneceksin. Bu da nereden çıktı? Bunlar önemli görünmüyor. Burada çok fazla ıvır zıvır var. Bu çok zor. Ama pes etmeyeceğim. Bir dakika. Kırmızı kabloyu mu keseyim? Yoksa mavi kabloyu mu? Bilmiyorum. Mavi, kırmızı. Olamaz. Kırmızı kesinlikle kırmızı olan. İşte başlıyoruz. Hala tek parçayım. Güç düğmesini basacağım ve... Başardım mı? Yani başardım. Merhaba. Hala yapılması gereken bazı şeyler var. Buldum. Pillerini değiştirmeyi unuttum. Bu işe yarayacaktır. Megan, daha iyi hissediyor musun? Merhaba Annie. Yaşasın, ne kadar rahatladım. Sefala, geri çekil. Bu onu sarılan bir robota dönüştürmedi değil mi? Döndüğüne sevindim. Temizleme kipi etkinleştirildi. Dağınık tespit edildi. Para mı? Ben zengin bir robotum. Satın alabileceğim onca yağ düşün. Az kalsın yakalıyordum. Bu tuhaftı. Bu sefer kaçış yok. Sen benimsin. Yakaladım. Burada bir şeyler dönüyor. Röntgen kipi etkinleştirildi. Hayatta anlamaz. Tamam, bu biraz komik. Orada olduğunu biliyorum Annie. Sana şaka yaptım. Oynamak ister misin? Yapamam. Hadi ama istediğini biliyorsun. Hayır, istemiyorum. Peki bunu ister misin? Hala hayır. O çocuklar için. Çok sıkıcısın. Buldum, futbol. Almayayım. Tenis oynamaya ne dersin? Canına, çok zorlusun. Buldum, saklambaç. Yine hayır. Anladım. Peki bu fikrini değiştirir. Şimdi anlayacağım dilden konuşuyorsun. Ver şunu bana. Tamam, anlaştık. Sen gözlerini kapa, ben de saklanayım. Şimdi saklanıyorum. Bu kadar yeter. Seni bulmaya geliyorum. Nerede bu? Röntgen tarayıcım yardımcı olur. Seni buldum. Çok kolay oldu. Rafın arkasında olduğunu biliyorum. Şaka mı yapıyorsun? Biraz çaba göster. Yani bu çok zavallıca. Tamam, sıra bende. Annie, işte buradasın. Löf yapıyor. Perdenin arkasındasın. Saklambaç dehası gibisin. Nasıl yapıyorsun? Nerede bu?
Aa, şurada. Aa, hayır, bu bir bitki. Megan, bitkiler konuşmaz. Aa, bunu unutmuşum. Değiştirelim. Her yere baktım. Eni nerede olabilir? Aa, buldum. Çok kurnaz. Kanepenin altındadır. Hızlıca bir göz atayım. Beni asla bulamayacak. Nasıl yani? Bu bir göz küresi mi? Tamam, bu tuhaf. Ama ona bayıldım. Bunu nasıl yaptın? Bana öğretebilir misin? Aa, selfie zamanı. Bu şahane. Lütfen bunu yapma. Dur, lütfen yapma. Ver şunu bana. Aa, canını aynı zamanda yazıcı mısın? Bunu bilmem iyi oldu. Bunu bir daha yapma. Ödevimin çıktısını alabilir misin? Ah, bir şey eksik. Evet, bu kesinlikle boş. Genelde burada yemek olur. Anlamıyorum. Ah, çok acıktım. Hey Megan! Beni besle. Karnım gurulduyor. Hala bekliyorum. En kötüsü de bu. Ne oldu? Megan! Tuvaletteydim. Yağımı değiştirmem gerekiyordu. Bu gürültü de ne? Yemek yemem lazım. Tamam, bunu yapabilirim. Yemek, 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 yemek. Anladım, bekle biraz. Buzdolabında ne var? Pek bir şey yok. Gazoz mu? İğrenç. Bekle bir saniye. Brokoli. Hadi bana yemek ver. Aa, bu da ne? Aa, hayatta olmaz, ben bunu yemem. Aa, evet, yersin. Ağzını kocaman aç. İğrenç kokuyor. Peki ya şimdi? Aa, hayır. Brokoliden nefret ediyorum. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Böyle bir şey olmayacak. Demek öyle sanıyorsun. Bir fikrim var. Şu hareketlere bak. Ne? Ne yapıyorsun öyle? Çok tatlı değil mi? Aa, sen öyle diyorsan. Tamam, bu oldukça iyi. Alıştırma yapıyorum. Aslında bir dans programı indirdim. Hey, bunu sevdim. Büyük final zamanı. Sanırım büyüleyici hareketlerimden dolayı dikkati dağıldı. Brokoli vakti. Aa, çok acımıştır. Ne? Elim nereye gitti? Aa, böyle olmaması gerekiyordu. Bunun üzerine çalışmalısın. Ha, işte burada. Bu utanç verici olabilirdi. Ait olduğun yere geri dön. Böyle daha iyi. Nerede kalmıştık? Aa, şekerleme. Ver, ver hadi. Al şunu. Vay canına, hayalin çok maharetli. Ha, çok komik. Bu çok lezzetli. Ha, bir dakika, bu şekerleme değil. Beni kandırdın. Çok kötüsün. Aa, brokoli çok iğrenç. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Çok fazla seçenek var. Bir dakika, Annie'nin nesi var? Aa, üzgün görünüyor. Aa, her şey yolunda mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Peki, bu seni neşelendirir. Ne dersin? Aa, evet, video oyunlarına bayılırım. Balık tutmak mı? Hayır, hiç sanmıyorum. Başka ne var? Yok, bugün olmaz. Aa, bu iyi görünüyor. Evet, işte bu. Yaratıcılığım üstümde. Vay canına, şunlara bak. Teşekkürler Megan. Bu beni gerçekten neşelendirdi. Neyi bekliyoruz? Hadi çizelim. Ne çizsem? İşlem yapılıyor. Ha, buldum. Odaklanmalıyım. Bu uzun sürmez. Tamam, bitirdim. Nasıl buldun? Çok güzel değil mi? Sen ne çizdin? Aa, nerede bu? Bu boş bir kağıt. Anlamıyorum. Şunu izle. Bir bardak suya ihtiyacım var. Bu resim değil. Ortalığı batırıyorsun. Bekle biraz. Hayır. Aa, inanamıyorum. Bu benim. Ah, inanılmaz. Bunu nasıl yaptın? Hoşuna gideceğini düşündüm. Bunu denemek istiyorum. Hayır. Çok geç. Aa, işe yaramıyor.
Neyi yanlış yapıyorum? Ay pantolonum. Ay şuna bak, sırılsıklam oldu. Yeterince para almıyorum ben. Neden yaptın? Bunu halletmeliyiz. Bu pantolonu giyemem. Sorun değil, ne yapacağımı biliyorum. Yeni bir kıyafete ihtiyacın var. Ah, internetten alışveriş yapmak gibi. O rengi sevmiyorum. Hayır, bu tarzım değil. Ah, şuna bir bak. İşte bu, elbise istiyorum. Harika, bana çok yakıştı. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler Megan, hoşça kal. Hoşça kal Annie. Çocuk bakıcının sana söylediği şeyleri mutlaka yapmalısın. Özellikle de o Megan gibi ileri teknoloji ürünü çağının ötesinde bir robotsa. Megan'ın bakıcın olmasını ister miydin? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma. Yer burası olmalı. Tak tak. Aa, merhaba, bebek bakıcılığı işi için mi geldiniz? İçeri buyurun. Bu Shelly benim küçük prensesim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Oo, ne mutlu bir tip bu böyle. Artık başlasak mı? Vay canına, tuhaf biri. Bu iş zor olacak gibi babacığım. Aa, benim çıkmam lazım. Hadi küçük kızıma iyi bakın. Memnuniyetle. Umarım ücretin tamamı buradadır yoksa. Seni seviyorum tatlım. Ben plaja gidiyorum. Çok iyi anlaşacağınızdan eminim. Yok, öyle bir şey olmayacak. Asla olmaz, kesinlikle olmaz. Bu çok eğlenceli değil mi? İyi bir film gibisi yoktur. Ben çok sıkıldım. Karnım da gurulduyor. Bir şeyler yemem lazım. Ha, ne dedin sen? Aa, merak etme, ben hemen hallederim. Birazdan dönerim. Nereye gidiyor bu? Ne sinir bozucu bir tip. Sana lezzetli atıştırmalıklar getirdim. Taze bir havucu ne dersin? Şaka yapıyorsun herhalde. Aa, peki ya... domates? İğrenç. Elma? İşte bu olabilir. Güzel görünüyor. Elmaya bayılırım. Dişim! Bu değişik oldu işte. Şu an tehlikeli görünüyor muyum? Hiç panik yapma. Hemen dişçi arıyorum. Sakin ol. Bu görünüşü sevdim aslında. Onun sorunu ne? Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ver şunu bana. Ne? Ne yapıyorsun? Birazdan öğrenirsin. Şimdi kıpırdama. Peki bir nişancı değilimdir ama bolca alıştırma yapıyorum. İşte hazırım. En iyi akışın bu mu yani? Eminim ki bir dahaki sefere tutturursun. Yok, bu sayılmaz. Bu sefer tutturacağım. O mumu hiç sevmemiştim zaten. Okey, fırlatmada berbatsın gerçekten. Evet, baskı altında pek iyi değilimdir. Şimdi bu işi daha ilginç hale getirelim. Yok artık, bir saniye. Bunu nasıl yaptın? Neler oluyor? Seni korumam lazım. Hadi sen benimle geliyorsun. Böyle bir riski tekrar alamayız. Çözümümüz işte bu dilimleyici. Şimdi bunun işe yarayacağını göstereceğim. Elmayı buraya koyuyoruz. Sonra dilimleyiciyi elmanın üstüne koyup aşağı bastırıyoruz ve elmayı dilimlere ayırıyoruz. Ne diyorsun? Hadi al bakalım. Vay canına, çok acayipmiş. Bir saniye. Neye bakıyorsun sen? Hiç şansın yok, bunlar benim. Bir dakika, ben elma yiyorum. Oysa bisküvi yiyor, öyle mi? Bu haksızlık ama. Sanırım elmalar bana kaldı. Sanırım da zamanı geldi. Bugün Shelly'nin doğum günü. Bir sürü planlayacak şey var. Çok heyecan verici değil mi? Kendin için konuş sen. Bu balon burada güzel durdu. Buraya rengarenk bir hale getirelim. Şimdi bu nefis pastayı masaya koyalım. Mutlu yıllar. Bunu benim için mi yaptınız? Vay canına, buna inanamıyorum. Parti süsleri ilginç olmuş. Bunları kendimiz yaptık. Umarım beğenirsin. Ne de olsa bu senin özel günün. O zaman ben de bir dilek tutayım. Buldum. Umarım gerçekleşir. Yaşasın. Hadi parti başlasın. Şimdi çok eğleneceğiz. Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey vereceğim. Bunu kendim seçtim. Ay yok artık. Bu da nedir? Bu gerçekten benim için mi? İçinde ne var? Bu bir oyuncak bebek. Zahmet olmuş sana. Evet, gerçekten olmuş. Benim de sana bir hediyem var. Buna bayılacaksın.
Bu şey aptal bir oyuncak bebekten çok daha iyi. Ah peki, canlı bir şey değil değil mi? Gerildim şu an. Bu da ne? Bu bir kafatası. Yok, ben fikrimi değiştirdim, sen de kalsın. Ama bunu senin için aldım. Almazsan kırılacağım. Yok, ben iyi böyle, sağ ol. Peki o zaman, bunu kendime saklayacağım. Çok şey kaçırıyorsun yalnız. Ben senin yaşındayken giyotinlere bayılırdım. Ne harika bir parça bak. Ne, giyotin mi? İyi de bununla ne yapılır ki? Ben de bunu sormanı bekliyordum. Sana göstereyim. Bunun için bir kurbana, yani gönüllüye ihtiyacım var. Hadi sok kafanı buraya. Bu biraz canını acıtabilir. En havalı kısmına hazır mısın? Bebeğim! Dada, işte şimdi güzel oldu. Aa, az önce ne istedim ben? Bu çok havalı olmuş ama. Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Can acımış olmalı. Ben iyiyim, iyiyim ben. Aa, değilmişim. Ve cesur prenses, korkak prensi kurtarmış. Ve ikisi sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Gözlerim kapanıyor. Bu hikaye çok sıkıcıydı. Aa, çok tatlısın ufaklık. Seni çok seviyorum. Tatlı rüyalar. Neler oluyor? Orada biri mi var? Shelley bize katı. Shelley. Ne? Olamaz. Geri çekil. Ben karate biliyorum. Shelley. Olamaz. Şimdi senin icabına bakacağım. İşte yakaladım. Hadi göster kendini. Ha? Bu da ne? Ver şunu bana. Sürpriz. Çık hemen buradan. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Şu an çok kızgınım. Artık her şey yolunda canım. Bir dakika. Beni yalnız bırakma. Yalnız kalmak istemiyorum. Bir düşüneyim. Çantamda bir şeyler olmalı. Bir bakalım. Bu oraya nasıl girmiş? Başka ne varmış? Chris, sen bunu hiç görmedin. Bir dakika, tıraş kökünü. Başka canavarlar da olabilir. Ne yapacağımı biliyorum. Ufak bir değişiklik yapmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Bak bende ne var? Canavar kaçırıcı sprey. Canavarlar bundan nefret ederler. Gerçekten mi? Böyle bir şey var mıymış yani? İşe yarıyor mu peki? Kes şunu. Al bakalım. Tüpü hemen elinden bırak. Neyse, sanırım bunu hak ettim. Halbuki ben seni... neyse, boş ver. Benim hatam. Güzel kokuyor. Yok, gidip kusmam lazım. Ortalığı berbat etme ama. Bu çok komikti. İyi atladım ama onu. Gerçekten de öyle yaptın. Sen kimin bakıcın olmasını isterdin? Enid'in mi yoksa Wednesday'in mi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha eğlenceli videolar için kanalımıza abone olmayı unutma. Wow, şu oyuncaklara bak. Yok artık, gerçek bir robot. Çok havalıymış. Anneciğim. Ne istiyorsun ya? Şu robotu alabilir miyiz? Olabilir, hep istek. Selam, bu süper robotu istiyorum. Dur bir saniye. Şuna bak. Bunu tek ben mi görüyorum? Anne, fikrimi değiştirdim. Korkunç bebeği istiyorum. Olmaz, eve gidiyoruz. Ama bebek. Uf, ne sinir bozucu çocukmuş. Neler oluyor? Korkmaya başladım. Sonunda rahatladım. Sen nereden çıktın ya? Sen hayal gücümün bir ürünü olmalısın. Çok acayip. Ara beni. Çok fazla çalışıyorum. Bu hiç adil değil anne. Robotu almadık mı oğlum? Evet, aldık biliyorum. Ama öbür bebeği çok istemiştim. Her istediğini alamazsın. Bu da neydi? Orada biri mi var? Anne, sen misin? Vay! Dur, bana neden öyle bakıyorsun? Korkma Liam. Ben kaçıyorum, saklanmam lazım. İyi de nereye? Olamaz, ne yapacağım şimdi? İşte buradasın, ben de seni arıyordum. Ne istiyorsun? Böyle mi bitecekti? Annemi istiyorum. Ne yapıyorsun Liam? Canını yakmayacağım. Hadi ver elini bana. Sen ciddi misin? Hadi gidelim. Tatlı görünüyorsun.
Tozdan nefret ederim. Evin tertemiz olması lazım. Hmm, bakalım başka neler temizlik istiyor. Aa, şu hale bak. Liam legolarını hiç toplamıyor. Taranıyor. Yok olmayacak. Dağınık oyuncak protokolü açılıyor. Böyle daha iyi oldu. Stres oluyordum. Halı rahat bir nefes aldı. Ne kadarlığını bilemem. Legoları şuraya bırakalım. İşimiz daha bitmedi. Dağılacak tozlar var. Hadi. Temiz ev, temiz kafa. Neredeyse bitti. Durum çok kötü. Oyuncağın saçı kayboldu. Gel, hiç güzel görünmüyor. Aa, burada olabilir mi? Hemen bakayım. Açıp arayacağım. Şimdi her şeyi görebiliyorum. Dur biraz. Bu muydu? Tam da bunu arıyordum. Yakışıklı oldun ha. Kötülerle savaşmaya hazırız. Yuhuu. Hadi. Niye mi gördüm sandım? Nasıl ya? Ben burayı yeni temizlemiştim. Doğru olamaz. Bunu yapabilecek tek kişi var Liam. Hadi ama. Hey, gel şuraya. Peki ne oldu? Kımıldama. Bundan keyif alacağım. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Neler oluyor? Seni bantla saracağım ama yapışkan tarafı dışa dönük olacak. Hey, başım dönüyor. Bu kendi suçun. Aa, nerede? Aa, neredeyim? Dur yardımcı olayım. Lego'nu ne kadar iyi topladın. Hey, şuna bir bakar mısın? Etrafım Lego olmuş. Harikaydı. Çok eğlendim. Aa, ev de sonunda temizlendi. Hey, biraz eğlenmek ister misin? Hadi. Bu işi daha iyi düşünmeliydim. Hadi ama. Çok sıkıcısın. İşim asla bitmez. Ama daha kötü de olabilirdi. Hala rafta da olabilirdim. Yerler iyi görünüyor. Bu işareti de koyalım. Dikkatli olmakta fayda var. Yerlerden gayet memnunum. Sırada ne var? Bu oyun çok iyi ya. Bitirebilmek isterdim. Ay ay, neler oluyor? Ver coşkuyu. Hey, ritmim çok kıyak. Evet, işte budur. Oh, ucuz atlattık. Bu da ne? Peki, şimdi anladım. Aklımda iyi bir fikir var. Evet, bu şimdi harika olacak. Burası iyi görünüyor. Geliyorum ve kayıyorum. Vay! Bu hayatımın en güzel günü. Ay! Bu kulağa hiç hoş gelmedi. Korkma, hemen geliyorum. İyi misin Liam? Sanırım değilsin. İmdat, imdat. Hey. Oh Liam, ha şimdi ne yaptın? Ver şu çorabı. Bununla sıkıntımızı çözebiliriz. Ah, tabii ki işaret yeterince büyük değildi. Ya, neyse ki ne yapacağımı biliyorum. Tutkal tabancamızı alalım. Bununla çorabın üstüne bir kalp çizeceğiz. Bir tane de buraya. Bir eksik var. İki nokta daha yapayım. Aynısını diğer çoraba da yapayım. Bunları sana yaptım. Kaymanı engelleyecekler. Çorap mı? Sağ ol ya. Peki giyelim madem. Çok rahat oldu. Test sürüşüne çıkalım. Hey, gayet güzellermiş. Daha fazla yapabilir misin? Çok acıktım. Sabreden derviş muradına erermiş. Aha, bu mudur? Bunu yapmak bu kadar süremez. Hadi ama denesene. Aa, zorunda mıyım? İstemiyorum. Hadi ye şunu. Hayır, istemiyorum. Şimdi ne yapacağım ya? Hemen geliyorum. Hiç gelmesen de olur. Üf, iğrenç. Farklı bir yöntem deneyelim. Şunu kullanmam gerekiyor. Hey, tren raylarımı getirdin. Kafam karıştı. Ne yapıyorsun böyle? Birazdan öğreneceksin. Önce rayları kurmam gerekiyor. Bu da son parçaydı. Ama bir tek şey eksik. Trenin kendisi. Ne işte oldu. Yolcu vagonları da vardı. Trenlere bayılıyorum. Hadi hepsini birleştirelim. Binaları da unutmayalım. Peki ağaçlar? Aa, bu işaretler de yakıştı. Evet, ben de bayağı beğendim. Trenin özel bir kargosu var. Sos tabakları. Ne? Yok artık. Her trenin bir restoranı olmalıdır. Enfes görünüyorlar. Hey, şimdi ne yapıyorsun? Cipsleri getiriyorum. Bunları çok sevdiğini biliyorum.
Beni çok iyi tanıyorsun. Trenin kalkış saati geldi. Çuf çuf gidiyoruz. Vay, hipnotize oldum. Ha, evet, şu sosu deneyeceğim. Hmm, çok güzelmiş. Keşke her yemek böyle olsa. Bayıldım, çok güzel. İşe yarayacağını biliyordum. Hadi tekrar deneyelim. Geliyor. İşte yemeğim geliyor. Şu tabakları ortaya koyalım. Hepsini bitirmeyi unutma. Anlaştık. Oo, meyveler desiz duruyor. Keşke daha önce aklıma gelseymiş. Bütün gün izleyebilirim. Bak ne diyeceğim, izleyeceğim ya. Sos geliyor. Gelecekten gelen bir robot bile olsan bir dadının işi asla bitmez. Senin bakıcın da eğlenceli şeyler yapıyor mu? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarınla paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi daha birçok harika video için kanalımıza abone ol. Dur dedim. Asla. Canım usta olsana. Çiv çiv eğlenceliymiş. Bunu almamam gerektiğini biliyordum. Bunu demek için geç kaldın. Birinin yardıma ihtiyacı var. Hemen geliyorum. Hey sen de kimsin? C. Endişelenmeyin. Halledeceğim. Su tabancam. Kitap mı? Sıkıcı. Aferin sana. Okumaya başla. Teşekkürler gizemli yabancı. La 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 la. Bir dakika, bir şeyler hissediyorum. Kapınızı açayım efendim. Neler oluyor? Bu Chris. Seninle zaman geçirmek çok güzel. Evi temizlemesini söylemiştim. Aa, mesaj mı? Mendidenmiş. Ah, aman sonra yıkarım. Ne geldi? Ya mendi. Çok sıkıldım. Bence yapacak daha işlerim var. Şu çiçekleri alayım. Hiç dinlemiyor ki. Gösteririm şimdi. Otursana. Evin güzelmiş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Yani aslında hep güzelsin. Hoşuma gidiyor. Kişiliğin de tabii. Neler neler. Biraz eğlenelim. Çok tatlı. Aa, ne yapıyorum ya? Sana bir şey aldım. Senin için topladım. Ne? Aa, çiçek sapları. Teşekkürler. Beklemediğin yerden geldi değil mi Chris? Daha yapacak çok şey var. Ne oldu? Nasıl? Önemli olan niyeti. Dur bakalım. Burada birkaç cupcake olacaktı. Anlamıyorum. Hmm, bir fikrim var. İşte buradalar. Ben pişirdim. Şunlara bak. Üstelik leziz kokuyorlar. Sanırım bunlara biraz baharat iyi gider. Şöyle güzel bir acı. Nanik. Oo, müthiş görünüyorlar. Bir tane alayım mı? Tabii ki. Umarım beğenirsin. Oh, güzellermiş. Bu şey ya, biber mi? Hem de bol bol biber. Ne oldu? Hiçbir şey ya. Bunlar lezzetler. Biraz susadım sadece. Ben anlamadım. Ya buluşma kötü mü geçti? Üzüldüm. Ah iyi geldi. Şimdi ne yapalım? Çok kötü düşün. Kevin'le çıkmalıydım biliyordum. Yani burada olduğun için çok mutluyum. Aslında bence de çok güzel. Sıcak mı olmaya başladı? Bana da sıcak bastı yani boş ver. Aman tanrım Mandy'yi öpeceğim. Gede gede. Ha ha. Chris sakın ha. İğrenç. Oh, hayır. Mandy çok üzgünüm. Şunu alabilirsin. Benden bu kadar. Mandy geri dön lütfen. Mükemmel numaraymış. Kendime zaman ayırmam lazım. Güzel oyunmuş. Oh evet. Chris yardımına. Bu orada ne halde? Evet. Chris, her yer kedi kıyafet dolu. Çok sinirleniyorum. Şöyle. Selam. Oh, güzel.
bu konuda bir şey yapmalıyız. Hem de hemen. Pekala, bir planım var. Dolabı onararak başlayalım. Biraz daha. İyi başladık. Şimdi ne var? Ha? Bu şey bir örümcek mi? O da berbat halde. Uf, şununla ilgilensem iyi olacak. Hep bir şey çıkar zaten. Sen küçülüyor musun yoksa uzaklaşıyor musun? Neyse meşgulüm ben. Ne haber? Gitmen lazım. Yok, böyle iyiyim. Çantalarını topladım. Hadi dedim. Aa, peki görüşürüz. Güle güle. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Karmaşanın kalanına geçelim. Bununla işleri hızlandırabilirim. Peki hadi bakalım. Tek başına nasıl bu kadar dağınıklık yaratıyor? Şunlardan kurtulalım. Daha bitmedi gerçi. Fazladan eller mi? Güzel. Daha yapacak çok şey var. Şurası kalmış. Sanırım bu kadardı. Güzel görünüyor. Bir şey atlamadım değil mi? Şu lekelere bak. Yıkamaya zamanım yok ki. Hey süper. Rekoru kırmak üzereyim. Yapma şunu. Hayır, telefonum. Aa, olamaz. Bir şey yap. Kahramanımsın. Ver ver. Peki. Yapıştı. Şaka ne zamanı değil. Ciddiyim. Ah, bak ne yaptın. Tüh. Çok kötüsün. Üzgünüm. Gitmem lazım. Bütün hamburgerler benim. Ah, kalktım kalktım. Ah, ne arası boğuldu. Harika bir rüya görüyordum. Çok yorgunum. Okula gitmek istemiyorum. Yatakta kalacağım. Okulda zaten sıkıcı. İyi de eşliği nasıl kandıracağım? Chris, okul zamanı. Nerede bu? Çok garip. Cidden mi? Çok daha akıllı olmalısın. Çık şuradan. Ah Ashley, selama. Ben de dolabın içine heranlıkla bakıyordum. Bekle, çıkıyorum. Bu işe yaramaz. Düşün. Chris, okul zamanı. Ah hayır, durum kötü. Ne oldu? Bak, sana kötü demiştim. Bakayım hemen. Ne yapıyorsun? Sürpriz. Al senin olsun. İşe yarar sanmıştım. Bir dakika. Sanırım çözdüm. Bu işe yarayacaktır. Dereceyi kullanabilirim. Acele etmeliyim. Birkaç şeye daha ihtiyacım var. Çay dolu sıcacık bir kupa. Güzel görünüyor ama içmeyeceğim. Derece içine girsin. Biraz beklemeliyim. Grace, hadi artık gidelim. Kendimi kötü hissediyorum. Okula gidebileceğimi sanmıyorum. Neyin var? Al da bak sen. Oo, hiç iyi değilsin. Demiştim. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Çok hastayım. Bir de ben bakayım. Peki ama bir şey yaramayacak. O çok hastayım. Bak. İyi deneme. Okula gidiyorsun. Oh, denemeye değerdi. Çok gıcık. Gözüm üstünde. Hiç değilse çay güzeldi. Ay, çok ilginçmiş. Çamaşırları yıkamam gerektiğine inanamıyorum. Hayır. Hapsoldum. Bırak beni. İmdat. Lütfen bir şey yapın. Hayır. Onu kurtarmam lazım. Chris, iyi misin? Hey, ne haber? Dediğin gibi çamaşırları yıkıyorum. Oh,
yanlış alarmış. Ha, ne kadar garipti. Endişelenecek bir şey yok. Rahatlayabilirim. Bir dakika. Yemek yapmak kolay iş. Ay, canım yanacak. Hayır, yetiştim. Chris, iyi misin? Ne? Peki, kolay gelsin. Neler oluyor anlamıyorum. Hislerimde bir sorun var. Yine mi? Bak ağzımda nasıl yakalıyorum. Şimdi tuttum. Boğuluyorum. Sorun yok, hemen oradayım. Dur. Sorun ne ya? Ben oyun oynayacağım, tamam mı? Peki, iyi eğlenceler. Anlamıyorum. Rahatla gitsin. Şimdi ne var? Çiv çiv! Sıradaki gelsin. Hayır, sadece hayal görüyorum. İmdat! Acıyor. Seninle ilgilenecek bir süper kahraman olsun ister miydin? Cevabını bize yorumlarda yazabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi daha nice eğlenceli video için kanalımıza abone ol.